AKP ile HDP arasında bir diyalog var mı diye bir soru işareti vardı. Ve bu görüşmelerin Ankara'ya da İstanbul'da olması halinde çabuk medyaya sızdığı, bu nedenle de Diyarbakır'da yapıldığı yönünde de bilgiler vardı. Şimdi bunlar dolaşırken pat diye 18 Ağustos Pazar gece yarısından itibaren Diyarbakır çalkalandı ve işte 19 Ağustos Pazartesi günü 3 belediye başkanı bir defa görevden alındı, kayyım atandı. Şimdi hukukta bir deyim vardır. Usul esasın kapısıdır. Deyim yerinde ise siz yanlış kapıyı açarsanız yanlış yere girersiniz. Ben şimdi buradan bu kapıyı açtım ve salona geçmeyi planlıyorum. Ama bu kapıyı değil de arka kapıyı açarsam orada küçük bir odaya geçmiş olurum. Yani açacağınız kapı önemli, usul önemli. Ne olursa olsun sabaha karşı 5'te bir belediyeyi basıyorsanız, sabaha karşı 5'te panzerlerle bir büyükşehir belediyesinin etrafını kuşatıyorsanız, her şeyi bir tarafa koyuyorum, her şeyi bir yana koyuyorum. O başkana oy veren halkı kaybedersiniz. Kaybedersiniz. Biz yıllarca, yıllarca parti kapatmanın çare olmadığını konuştuk, tartıştık. 30 yılda öğrendik. 30 yılda öğrendik. Bu sorunun gerçekten parlamenter zeminde bir kardeşlikle çözülmesi için ilk elini taşın altına koyanlardan biri Erdal İnönü'dür. CHP döneminde o bölgeden madem ki milletvekilleri gelemiyor, barajı geçemeyecekler, partimin bünyesinden geldiler dedim. O deneyim herkesin yani kimi yanlış adımları ayrı konu sonuç vermedi. Ayrı parti kurdular kapandı. HEP, DEP, DEHAP. Alfabede harf kalmadı ya parti kurmaktan. Ve en sonunda dendi ki 2017 yılında anayasa değişikliğinde parti kapatmaların çözüm olmadığı görüldüğü için biz bunu bir çare olarak düşünmüyoruz. Parti kapatmayı zorlaştırıyoruz dedi. Kim dedi? AKP. Şimdi partiyi kapatmıyorum, belediyeyi kapatıyorum. Daha mı iyi? Belediye başkanlığını ortadan kaldırıyorum. Valiyi belediye başkanı yapıyorum. Herhalde bunun da yol olmadığını görmemiz için bir 5 seçim mi geçirmemiz lazım? Yani bu ülkenin gündemi bu kadar ucuz mu? Bu ülkede demokrasi, bu ülkede birlikte yaşama arayışı bu kadar hani sığ mı gidecek? Yani bunu sormak isterim ben öncelikle. Çünkü bu 3 belediye başkanının yerini 3 tane vali aldı. Şu olsaydı bir nebze anlatabilirdiniz. Biz belediye başkanlarını görevden aldık. Yerine o belediye meclisi birini seçsin. Bir nebze anlatılabilir bir şey olurdu. Ama siz sabaha karşı 5'te basarsanız orayı ve ondan sonra da bunu nasıl anlatacaksınız? Ha, İçişleri Bakanı diyor ki Süleyman Soylu işte bu bunca belgeyle diyor bu belediye başkanlığı ben görevden almasaydım Allah çarpardı diyor. Yukarıda Allah çarpar ama aşağıda da yargı çarpar. Aşağıda da hukuk çarpar. Bu işin bir hukuku yok mu? Şimdi o dosya gizli diyor. Ben biliyorum diyor. Şimdi dosya gizli ama ben biliyorum. Sen nasıl okudun arkadaş? Dosya gizliyse. Şimdi o belediye başkanlarının sadece Ahmet Türk'ün örneğini verelim. Siz Ahmet Türk'ü 2015'te, 2016'da aldınız mı? Aldınız. Yerine vali Mustafa Bey'i atadınız mı? Atadınız. O kim? Tunceli'de Zehmeri Ayazı'nda soğutucu dağıtan kişi. Niye? Seçimden önce AKP'ye oy istediği için. Oy istediği için. Şimdi aynı kişiyi alıp vali atıyorsunuz. Tamam. İşte belediye başkanı atıyorsunuz. Yapıyor 3 yıl belediye başkanlığını. Ardından Ahmet Türk yeniden belediye başkanı adayı oluyor. Daha önce aldığı oyun 3-4 puan fazlasıyla yeniden belediye başkanı oluyor. Siz yeniden alıyorsunuz. Yeniden aynı valiyi atıyorsunuz. Arkadaş bu terörle mücadele olmaz. Yani eğer kafanızdaki hesap buysa. Ne yazık ki tabii konu böyle bir tartışma programının içinde bütün yanlarıyla konuşmak zor. Ama bu belediye başkanlarının görevden almalarının yıllarca 30 yıl deneye deneye gördüğümüz parti kapatmak çözüm değilmiş gibi yakın gelecekte görülecek ki ya bu yöntem yöntem değilmiş denecek. Burada da çare
Yani dünyanın öteki ülkelerine bu tür durumlarda çözüm önce halkı kazanmaktır. Halkın gönlüne girmezseniz yani ne sandıktan alacağınız oyun kıymeti oluyor, ne aldığınız güvenlik önlemlerinin kıymeti oluyor. Neyle olur ayrıca konuşulur ama bu yöntemle olmaz. Türkiye'de erken seçimler, erken seçim yok diye diye gelir. Yani iktidar şimdi işte her günde 3 öğün erken seçim yok diyor. Ama bu gidişi taşıması çok zor AKP'nin. Bence yani uzun erimli bir strateji yerine belki yakın gelecekte hani sonbaharda AKP içindeki kimi tartışmalardan kaynaklanan ve devamında çıkacak yeni partiyle birlikte bu konuya bakış değişecek. 2020 sonbaharı seçim olasılığı yüksek diye görüyorum ben. Zaten bu belediye başkanlarının görevden alınmalarına ilk tepkiyi verenlerin başında Abdullah Gül ile Davutoğlu geliyor. Şimdi Abdullah Gül her konuda tepki veren biri değil yani hani gördüğümüz kadarıyla. Ama bu konuya hemen tepki verdi. Belli ki bu konuda kafasında hem bir kurgu var hem de yakın gelecekteki planlamasının bir parçası gibi görünüyor. Abdullah Gül'ün o bölgeye yakın geçmişte daha sıcak olduğu kulisi var. Yani o bölgedeki insanlarla, siyasetçilerle diyalog halinde olduğu kulisi var. Benim gördüğüm bu yapının, bu parlamentonun, bu yelpazenin Türkiye'yi uzun süre taşımayacağı yönünde. Ama tabii tek başına seçim çözüm olur mu? Bu da ayrı bir tartışma konusu. Bence sadece seçimi konuşmak, yani ne zaman yapılır konuşmak bir anlamda bozulmuş aşın tabağını tartışmaya benziyor. Hani bozulmuş aşı porselen tabağa koysanız ne olur? Melamin tabağa koysanız ne olur? Bundan önce artık Türkiye'de bence buna CHP de dahil yeni bir siyaset üretme uğraşına girmek gerekiyor. Ekonomiden iç barış konularına kadar bir yol haritası önermek gerekiyor bu topluma. Biz şu dağın ardına şu yoldan gideceğiz demek gerekiyor. Bu konularda ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir mutfağı olduğunu biliyorum. O mutfaktan yani Türkiye'ye anlatabileceği bir cümlelerin çıkmasını bekliyor kamuoyu. Örneğin ben muhatap olduğum insanlarda bunu görüyorum. Sokaktayım, insanların içindeyim. Onlardan aldığım hava bu. Yani bir şey deyin, bir şey önerin. Yani hakikaten madem ki seçim konusunu açtınız, yani AKP'nin alternatifi, AKP'nin içinden çıkacaksa yazık bu ülkenin demokrasi birikimine.